Merhaba Anne TV seyircileri. Estetik ameliyatların en sık yapılanı rinoplastiler biliyorsunuz. En zoru da aslında rinoplasti denilebilir. Çünkü hasta size hem fonksiyonel bir kazanım dolayısıyla başvuruyor, hem de estetik olarak belki de kafasındaki hayalindeki buruna erişmek için başvuruyor. Hastaların başvuruş nedenleri genellikle burunlarındaki uzunluk olabiliyor veya bir eğiklik olabiliyor. Bizim için en zor burunlar travmatik burunlar. Trafik kazası geçirmiş veya bir çarpma nedeniyle çökmüş burunlar daha zor düzeltilmesi mümkün olan burunlar sınıfında. Genel anestezi altında ortalama 1-1,5 saatlik bir ameliyat süreci bunlar düzeltilebiliyor. Ameliyat tekniği olarak açık veya kapalı teknik kullanabiliyoruz. Hastaların en çok sorduğu soru bu oluyor. Yani açık mı yapıyorsunuz, kapalı mı yapıyorsunuz? Bu cerrahin deneyimiyle ilgili veya aldığı eğitimle ilgili genellikle ve bununla da ilgili olabiliyor. Eğer burun ucuyla ilgili greft konulacaksa, burun ucuyla ilgili işlemler daha çok yapılacaksa açık tekniği tercih ediyoruz veya hasta daha önce burun ameliyatı olmuş, sekonder bir girişim ise bu. Açık teknik yapmakta fayda var. Ama bazı hastalarda açık teknikten çekinebiliyoruz. Burun ucunda kolümella dediğimiz her iki burun deliğinin arasında kalan bu parçada 2-3 milimetrelik bir kesi yaptığımız için bu sıkar dokusu bazen hastayı rahatsız edebiliyor. Onun için kapalıyla yapabileceğimiz şeyleri açığa dönmekten bazen de imtina edebiliyoruz. İyileşme süreci biliyorsunuz çok yeni tamponlarla, yapışmaz tamponlarla ağrısız bir ameliyat süreci geçiriliyor. 2 gün sonra aldığımız tamponlardan sonra burun içi temizliği safhası var. İlk 48 saat bir miktar şişlik olabilir. 3. haftaya doğru şişlikleriniz iyice inecektir. Burun alçınız 1. haftanın sonunda alınacaktır. Hayalinizdeki, beklediğiniz, umduğunuz buruna 4. 5. ayın sonunda kavuşmuş olacaksınız. Önümüzdeki hafta başka bir konuyla görüşmek üzere. Hoşçakalın.